Sabah saat 7.30. Kamyonu çalıştırdım. Hedef sanayi. Yumurtalıktaki çalı işinden geldim. Çalılar iki köyden geçiyorduk ya. İzlemediyseniz bir önceki videolarda var. Tellere de akılmış. Aladağlıların kamyonları tele de akmış. Telleri hep parçalayıklar. Köylü şikayet edik. Köylü salmam diyordu. Ortalık karıştıydı. Bir de iyi sıcak var. Sıcağı da kendime biraz mana ettim. Vazgeçtim o işten de. Şimdi hedef sanayi. Sanayiden sonraki hedefimiz de Malatya Kapıdere'deki maden işi. En azından soğuk yerler. Buralar kadar, sahil kadar, Adana kadar, Manavgat, Muğla kadar yanmayız. Çok sıcaklar başladı artık. Klimasız eski arabalarda iş yapmak zor duruma geldi. Zorlamaya başladı. Durum bundan ibaret. Sabahın 7.30'u Erhan ustamla niye konuştum hep. Haberleri yani haberleştik bugünden için. Şimdi varıp sanayide yapacağımız işlemler diferansiyeli indirecek. Çatlağı, çürüğü, çarığı var mı onları kontrol edecek. Yağını değiştirecek. Pullarına vesaire o tür şeylere bakacak. İkinci yapacağımız işlem radyatörü iyice temizletecek. Fanın oraları iyice temizleteceğim. Çok tozun içinde çalıştık bu zamana kadar. Ondan sonra lastiklerimizi eşleyecek. Muğla'da o yaptırdığımız kaplamaları takacak. Madene gitmeden önce. Damperimizin havasına, yağına, sağına, soluna baktıracak. Arka kapağı yana açılır değil, aşağı doğru açılır şekle getirecek. Makasçımızda, Zafer ustamızda. Program bu şekilde arkadaşlar. Başlayak. 2-3 günlük sanayi işimiz. Ondan sonra Malatya maden yolcusuyuz. İyi seyirler. Saatimiz 8. Akisleri söktük. Başladık arkadaşlar. Diferansiyeli kontrol etmeye. Diferansiyelimiz söküldü arkadaşlar.
gidek. Bak bayım hezimet neymiş, Muğla'dan beridir çamurlarda niye debelenip duruyor 6 aydır. Arkadaşlar iyi ki indirmişik. Akis dişlerimiz çatlamış. Bunun hali ortada. Diğerinde de çatlağımız. Diğerinde de çatlağımız var. İyi ki de indirmişik işte. Bakım böyle önemli arkadaşlar. Yolda rezil olmamak için tedbir almak her zaman en önemlisi. Belliydi, kıştan beridir zorlatıyorduk arabayı çamurda. Hep çatlatmışız her tarafını. Arkadaşlar temizlik yapıldı. Sıkıntılı parçalarımız bunlar. Akis dişleri. Somun. Pul takımı. Bunların yenisini aldık. Çıkmasını aldık daha doğrusu. Pul yeni. Pul yeni, somun yeni. Akis dişlisini de Türk markası da değil, orijinal olandan çıkma aldık. Bu şekilde tekrar toparlayıp arabaya takacağız inşallah. Bakım yapmanın önemi bu. Bu daha da başımıza gelse, geldi, gitti, söktü. Ekstra başımıza aşabilecek masraflar daha fazlaydı. Bir işe gitmeden önce yürürken bakım yapmak her zaman daha avantajlı. Arkadaşlar diferansiyelimizi taktık. Akis'in oradan diferansiyel yağımızı dolduruyoruz. Diferansiyel yağı da iyi pahalıymış. 15-40'dan daha pahalı. Değerli bir yağ demek ki. Şu anda Akis'in oradan diferansiyel yağ dolumu başlamıştır. Şu şekilde. Yağdan sonra da şaftımızı takacak. Diferansiyelle olan işimiz bitecek. Akisleri de yerine taktı mıydık? İşlem tamam. Havalar burada buz gibi. Çukurova'da... Yalan anadolu. yanıyor. 41 derece diyordu arkadaşlar. Her an 50 derece niye var? Durduğumuz yerde kanter içindeyiz. Bilmiyorum. Bizim dedeler işte gelmiş burayı bulmuş zamanda. Coğrafya kader, yapacak hiçbir şey yok. ...21 litre... totalde arkadaşlar. Diferansiyel yağ. DMC 827'nin. Arkadaşlar hava buz gibi. Zafer ustamın orada arka kapağı aşağı açılır sisteme çevirmeye başladık daha yeni. Bizimki normalde odunda kenara açmalıydı. Şimdi şu şekilde aşağı doğru açacak hale, yani şu aşağıdan açılacak. Damper kaldırdığımız zaman hiç inip şeylerle boşandırmaya çalışmayacak cuklar işte. O şekilde bu sistemi yapmaya çalışacağız. Şimdi o kadar açılmadı mı o sıkıntı? Şimdi o kadar açılsa? Açılırsa. Yaptı diye dedi de.
Arkadaşlar saatimiz 6 civarı. Karşı taraf tamam. Sol tarafı da yapmak üzereyiz. Şöyle bir teknik uygulanıyor burada. Gördüğünüz üzere. Üstüne doğru da bir kaynak işlemi yapıldı. Şimdi aşağılar açılacak, kırtacak. Madeni bu şekilde dökmüş olacağız. Serüven devam ediyor. Sıcak hala etkisini kaybetmedi. Hissedilen tahmini 45 derece civarı. Olduğumuz yerde harıl harıl terliyoruz. Allah yardım etsin hepimize. Tüm emekçilere. Şuraya mı daha? Şimdi arkadaşlar kapağımız hem yana hem aşağı doğru açılır hale gelmek üzere. Son rütuşlar yapılıyor. Makası Zafer Usta'nın orada. Yan tarafı açarken şuradaki pimi fırttıracak. O şekilde devam edecek. İşlem devam ediyor. Evet arkadaşlar, şu anda saatimiz saat 7 civarı. Makasçıdaki işlerimizi hallettik. Sıra geldi radyatör temizliğine. Şu anda Eren ustam radyatörün altındaki sacımızı söktü ve antifrizimizi temiz bir kovaya boşaltacak. Ondan sonra radyatörümüzü çıkartıp güzelce temizleteceğiz arkadaşlar. Bu da büyük bir şey ya. Önemli bir mesele. Aynen. Soldan kapağını aç. Yukarıdan kapağı aç verin. Hadi. Hani lan çantamız da yok bunda. Var var, şimdi rengi dönüverir. Böyle dağınık mı akması gerekiyor bunu? Ya böyle akıyor. Durumlar böyle arkadaşlar. Bizim işlemlerimiz devam ediyor. Sanayide yarın öğlene kadar sürer. Arkadaşlar işte bu yüzden söktük. Neye sinirleniyorum bana? Şu radyatörün haline bak. Arada bir radyatörü böyle söküp temizletmek gerekiyor arkadaşlar. Şunun şu haline bak. Tamam. Thank you.
ertesi günün sabahından herkese merhaba arkadaşlar. Mekanik olarak, yürüyüş olarak aracımızın bakımlarını yapmış bulunmaktayız. Yürüyüşte tek eksiğimiz şu anda bir lastikçiye gideceğiz. Lastik eskileceğiz, yedek lastiklerimizi alacağız. Havalarımızı kontrol ettireceğiz, lastiklerimizin havasını kontrol ettireceğiz. Oradan Malatya'daki mesai arkadaşlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın bir takım istekleri var Ozan'dan. Onların isteklerini yükleyeceğiz. Ya yani onlar da lastik isteyenler, bilmem makas, akis isteyenler, filtreler, yağlar, buna benzer şeyler istediler. Onları aracımıza yükleyeceğiz. Lastik bakımlarımızı da yaptırıp yolumuza çıkacağız arkadaşlar. Allah'tan bir aksilik olmazsa bugün gün içinde veyahut da gece saatlerinde Malatya'da hedefte olmuş oluruz. Şu anda da aracımız yıkanıp yağlanacak güzelce. Sonra bir de lastik bakımı. Ondan sonra hazırız arkadaşlar. Arkadaşlar, bunların hepsini alıp kaçsam bayağı para eder de yönümüz Malatya'ya doğru çevirdik. Osmaniye üzerinden, Antep üzerinden gideceğiz. Aracın üstünde bolca lastik, dingil, boya, yağlar, akisler, bir o kadar önemli parça da aracımızın içinde. Yönümüzü verdik Malatya'ya doğru. Burası Kadirli yolu üzerindeki en iyi petrol. Burayı yakinen takip ettiğim bir petrol burası arkadaşlar. Eğer yolumuz Ozan'dan Kadirli tarafına, Osmaniye tarafına doğruysa hemen Ozan çıkışı, Kayhan çıkışı az ileride bu petrole uğrayabilirsiniz. Mazotları, her şeyleri çok kaliteli. Buraya uğramadan kesinlikle gitmiyorum. Durum bu şekilde arkadaşlar. Kasanın içi böyle. İçeride daha sonra çekerim. Son bitiriş videomuzda. İçi de bir o kadar değerli parçalarla dolu. Çıktık. Yönümüzü Malatya'ya verdik. Aklımızda hayırlısı. Saatimiz 3.30 arkadaşlar. Yönümüzü Antep tarafına doğru verdik, otobana çıktık, Osmaniye'nin oradan. Tahmini varış süremiz saat işte akşam 6.30-7 civarı falan hedefte olmuş olurum. Madende, Malatya'da, Kapıdere'de. Buradan Nurdağ'ın oradan gidecek herhalde. Yolu bir defa daha önce gitmiştim. O Nurdağ'ın oradan Gölbaşı tarafına doğru, o Gölbaşı'nın oradan da Sürak mı, böyle bir yol ayrımı vardı. Bir madenin, bu mocağının karşısından şöyle sol bir yere sapıyorduk. Şimdi görürsem orayı bilirim. Yönümü verdim arkadaşlar, Antep otobanı diyeyim, ne diyeyim buraya, işte Osmaniye'den otobana çıktık Antep'e doğru. Ufak ufak tırmanacağız otobanın ilerleyen kısımlarında. Aracımızın içi az önce Kozan'ın en güzel petrollerinden birinde, HEPCO Kardelen Petrol Ofisi'nde göstermiştim. Arkasında lastikler vesaire, yüklü şeyleri. Arabanın içi de böyle. Yatak, yorgan bir kenara, filtreler, yağlar, teneke teneke, şanzıman parçaları, caklar. Arabanın içinde de çok değerli malzemelerimiz var arkadaşlar. Klimamız da yine her zamanki gibi, bir şey anlatmaya çalışıyor.
bu şekilde yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim. Niye burada bitirelim? Çünkü bundan sonrası ayrı bir hikaye. Biz yine bir dağda maden çekmeye gidiyoruz. Gitmeden önce dağda başımız ağrımasın diye rutin değil de diferansiyeli sökmem kendi isteğimdendi. Çünkü kıştan beridir biliyorsunuz ormandayım. Çamurda, çaplakta çalıştım. Çok patenajlar çekti araba. Oralarda diferansiyeli zorladığımı biliyordum. Hiç akis kesmedim ama akis dişlerini çatlatmışız. İşte pullar, osomunu vesaire. Onların tuttuğu, onların fiyatları 3,5 lira oraya verdik. 3,5 liranın içinde ne var? Pul takımı, o somun, bir tane akis dişlisi. Bunlar hep orijinal tabii. Şey de değil, Türk markası da değil. Zaten Çin'de atmıyorum da. Diferansiyel olunca hep orijinal çıkmalarını buldum. Onlardan da attım. 3,5 oraya verdik. 2200 lira Erhan Ustam'a işçilik verdik. Çamur takviyesinin bilyesini de attık. Elektrikçi de çamur takviyesinin o tesisatını döşedik. Şuraya çektik işte. Düğmesine kadar sistem çekmiş olduk. 350 lira orada verdik. 3500 Omar Usta'ya verdik. 2200 lira işçiliğiyle beraber Erhan Usta'ya. Bir tane de Erhan Usta'dan şey aldım. Akis dişlisinin birini de Erhan Usta'dan aldım. Çıkma orijinali 1000 liraymış. Biz ikisini de 800 liraya aldık. 800-1600 lira zaten o akis dişleriydi. Bu şekilde ne yapmış oluyor? Onu hesaplarız, yazarım. Şu an hem yola hem yüke hem her şeye konsantre olunca pek hesaplayamıyorum ama kaba taslak işte 3,5, 2 lira o desen 5,5, 5700, 350 o desen 6050, yıkama yağlama 200 lira da o 6250. Başka ne yaptık? Başka da harici bizim çok bir masrafımız olmadı. Yani sanayiye giriverdik çıktık. 6,5-7 liralık olduk. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ama bu 6,5-7 lira bize belki dağda, sıcakta, işin ortasında rezil etmektense şimdi burada rahat kafayla yaptırmamız, bakımımızı yaptırmamız her şeyden önemliydi. Madene de niye gittik? Madene gidiş sebebimizi de söylemiştim. Aslında çalı işi güzeldi de çalıda dediğim gibi geleceği yoktu. Yani o işin illaki bir yerde bir patlak verecekti. Ben o köylü olsam ben de salmam. Sürekli havale yükle geçiyorum. Tel direklerine zarar. İnternetin teline zarar. Yani köylü de haklı bir nevi. O işin düzenli bir şekilde ilerleme şansı olmadığı için madene döndüm. Ana sebebim de bu değil. Ana sebebim Malatya'nın serin olması arkadaşlar. Artık Çukurova'da sahil kenarlarında çalışmanın imkanı yok. Yanar günler de yaklaştı zaten. Yani 41 derece diyor. Hissedilen 50 derece. İmkanı yok. Sanayide iş yaptırdık 2 gün boyunca. Ya içimiz dışımıza çıktı. Yani parası bassın demeye başlıyorsun bir yerden sonra. Yaptığın işten de keyif almazsan o işin hiç ya bereketi de olmaz, kıymeti de olmaz. Şimdi madende akşamları en azından sineksiz akşam seferleri bitirdik ya. Varıyoruz, banyomuzu yapıyoruz. Bunlar benim için çok büyük ekstralar. Çok rahatlık. Banyonu yapıyorsun tertemiz. Sineğin olmadığı, klimanın olmadığı bir yerde rahat bir şekilde uyuyabiliyorsun. Rampaya çıkmaya başladık. Arabalar zorsumaya başladı. Önümden bir 18.40 gidiyor. Benim kadar gidemez oldu. Benim araba boş gibi bir şey işte. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Benim için çok önemli. Yani şimdi günlük seferimizi atıyoruz. Sıramız belli başlı zaten. Herkes aynı seferleri atıyor. Çadır çekme derdin yok. Gırgır çekme derdin yok. Yanaşıyorsun, yüklüyor. Tamam biraz zor bir iş ama olsun. Ben yani
olayın birazcık da şey kısmına geçtim artık. Parası bassın, rahat bir şekilde, istikrarlı bir şekilde çalışar. Çok masraf açmadan da işin içinden çıkabilirsek bir şeyler de anlarız diye tahmin ediyorum. Çünkü daha 140 bin ton daha malzeme çekilecekmiş. 60 bin ton çekilmiş. 50 gün mü oldu onlar çalışalı? 60 gün mü ne oldu? 140 bin ton daha malzeme varsa bu da demek oluyor ki 6-7 arabayla, 8 arabayla daha 2-3 ay daha var gibi gözüküyor. Zaten ondan sonra da sıcaklar bitmiş olur. Geldiğimiz zaman oduna devam ederiz. Odun çünkü güzel, karlı. Yani yaptığım en karlı işlerin içinde en güzel iş odun işi bana göre de. Şimdi bura avantajlı. Niçin avantajlı olduğunu da anlattım işte sizlere. Burayı da böyle bitiriyorum arkadaşlar. Sanayiye bir bakıma girdik. 6,5-7 liralık olu verdik, geri çıktık. Şu anda da Malatya'ya yönümüzü verdik. Madene doğru ilerliyoruz. Bu bakım videosu da bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın.